Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taha Türk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google Play Games PC beta sürümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugüne kadar bizim Android oyunlarını laptopumuz ya da işte masaüstü bilgisayarımız üzerinde, Windows bilgisayarımız üzerinde oynamanın pek çok farklı yolu vardı. Android emülatörleri vardı, işte bu tarz çeşitli işte yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın ismini. Android Blue gibi çeşitli şeyler vardı, uygulamalar vardı. Bunları bilgisayarımıza yükleyip Android cihazlardaki oyunları, Android cihazlar için geçirilen oyunları, uygulamaları bilgisayarımızda kullanabiliyorduk. Özellikle Windows 11 ile birlikte bu konuda bir alternatife daha sahip olduk. Neydi bu alternatif? Windows Subsystem for Android. Windows Subsystem for Android'de Android uygulamalarını bilgisayarımızdan çalıştırmamıza olanak tanıyor. Tabi oyunları da indirebiliyoruz. Ancak oyunlarda sıkıntılar oluşabiliyor. Bu arada Windows 11 Google Play'i nasıl kullanılacağına ilişkin de bir rehber yapmıştık, yazılı bir rehber. Okumadıysanız onu açıklama kısmına bırakacağım. Ayrıyetten hani onun da videosunu yapacağız. İş oyun tarafına geldiğinde Google'dan ilginç bir hamle geldi. Geçtiğimiz yılın sonlarında Google dedi ki Play Games'in bir PC sürümünü yapacağız. Ve bu sürüm üzerinden Android oyunlarına erişim sağlanabilecek. Google bunu açıkladı. Ve Play Games Beta dünyanın birçok bölgesinde indirmeye açıldı artık. Şu an hala beta sürümü olmasının sebebi her oyunun PC tarafında Google Play Games için desteklenmiyor olması tamamen. Yani beta denmesinin sebebi uygulamanın kendisinin kararsızlığı değil, oyunlarda yaşanabilecek kararsızlıklardan kaynaklanıyor. Şimdi burada elbette ki Play Games'in PC sürümünün bazı ihtiyaçları var. İhtiyaçları dediğim sistem gereksinimleri var. Ona bakalım kısaca. Intel Ultra HD Graphics 630 veya daha üstü bir grafik işlemcisine ihtiyacımız var. Bu dahili bir grafik işlemcisi ve çoğu son 4-5 yılda çıkan çoğu Intel CPU'da, Intel işlemcide bu grafik yongası var. 8 GB RAM istiyor. 8 GB RAM gereksinimini sağlamak da kolay. Yani çok çok eski bir bilgisayar kullanmıyorsunuz, 4 GB RAM'e gelen. Bu gereksinimi sağlamanız kolay. 10 GB disk alanı istiyor. Katalog sürücüsü veya SSD fark etmez burada ama 10 GB alana ihtiyacınız var. Ve donanım sanallaştırmanın etkin olmasını istiyor. Donanım sanallaştırmaya Windows üzerinden açılabiliyor. Windows özelliklerini aç veya kapat bölümünden. Aynı zamanda işte masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız BIOS'tan da donanım sanallaştırmayı açmanız gerekebiliyor. Bu tarz sistem gereksinimlerine sahip. Yani bu sistem gereksinimlerini karşılamak esasında kolay. Şu anda 100'den fazla oyun için Google destek sağladığını belirtiyor. Burada sık sorulan sorular bölümü de var. Oradan da inceleyebilirsiniz. Oynadıkça ödüller kazanın. Şu üst bölümde PC sürümü için Play Games'in yaptıkları bir kampanya da var Google'ın. Burada ilk satın alma işlemine 50 TL'lik bir promosyon kampanyası var. Play Games'i bilgisayarınıza indirip buradan herhangi bir oyunda veya oyun içerisinde satın alma yaptığınız zaman size 50 TL promosyon veriyor. Bu kampanyadan da faydalanabilirsiniz derseniz. Hemen size kalmış. Burada desteklenen kim oyunları görüyoruz. Asphalt 9 var. İşte PUBG Mobile vesaire var mı, ona bakarız. Birçok mobil oyunu telefonumuza veya tabletimize, Android telefon veya tabletimize oynadığımız birçok mobil oyunun burada desteklendiğini görüyoruz. Tabii ki klavye ve fare kontrolleri ile desteklendiğini burada ifade ediyor Google bize. Yani klavye ve fare desteğini tam olarak sağlayan oyunlar için burada bir şey yapmışlar. Bunun dışında burada hizmetin tanıtımına ilişkin çeşitli bilgiler var. Merak ettiyseniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada Play Games Beta'yı indir bağlantısına bastığımızda, biz daha önce bunun dosyasını indirmiştik. Size göstermek için indiriyorum şu anda. Bu Enter'a basıp dosyayı indirdiğimizde küçük bir kurulum paketi iniyor. Daha sonra bunu Google Chrome'un kurulum penceresi gibi bir kurulum penceresinde bilgisayarımıza indirip yüklüyor. Play Games Beta PC sürümü bu şekilde bilgisayarınıza yükleyebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz web sayfasını kapatalım. Burayı zaten açıklama kısmına koyacağım. Ve Play Games for PC uygulamasına geçelim. Siz uygulamayı ilk açtığınızda sizden tabii ki doğal olarak oturum açmanızı isteyecek. Telefonunuzda kullandığınız Google hesabınızı oturum açmanız bu açıdan yeterli. Biraz geç açılabiliyor arkadaşlar uygulama. O konuda yapabilecek bir şeyimiz yok. Burada bizi çeşitli oyun platformlarının tasarımına benzeyen bir tasarım karşılıyor arkadaşlar. Yani işte özellikle Epic Games'in launcher'ına biraz benzemiş bu kısım ama tabii ki Play Games'in Android sürümünden de bazı esintiler taşımakta. Buradan işte herhangi bir şeyin sayfasına, uygulamanın, oyunun sayfasına gittiğimiz zaman
O uygulama ve oyun hakkındaki detayları görebiliyoruz. Şimdi uygulama biraz inceledikten sonra ona da bakacağız. Tabii şunu unutmayın. Dediğim gibi bu sanallaştırmaya da çalışıyor. Sanallaştırma tabanlı bir uygulama olduğu için güç tüketiyor. İşlem gücü tüketiyor. Zaten sistem gereksinimlerinde bahsederken de söylemiştik ama. Yani o yüzden giriş seviyesi bir bilgisayar kullanıyorsanız verimlilik konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onu size söyleyebilirim. Burada tüm oyunlar diye bir sekme var. Tüm oyunlar sekmesine geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi desteklenen tüm oyunlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Oynamak istediğiniz, merak ettiğiniz bir oyun varsa bunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Biz tabi burada çok fazla oyun oynamayacağız. Sadece hani ne kadar iyi çalışıyor. Bunları size göstermek için bunu biz şey yapacağız, kullanacağız. Burada mesela şuradan popüler bilinen oyunlardan birisini mesela bakalım buradan sizler için göstereyim. Five Difference Online. Bunu daha önce hiç duymadım. Esasında tuhaf tuhaf oyunlar da var. Bu 112 merkez herhalde Türk oyunu yani. Adorable Home diye bir oyun var. FK Areas var. Bunun gibi Age of Epis. Mesela bu oyunu bir indirelim arkadaşlar. Görelim nasıl çalıştığını anlamak için. Şurada zaten bir yükleme bağlantısı var. Buna bastığınız zaman bilgisayarımıza iniyor bu oyun. Bu oyun ine dursun. Biz de uygulamanın diğer sayfalarında bir göz gezdirelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şimdi burada tüm oyunlarda bir sekmemiz vardı. Bunu zaten bahsetmiştik sizlere. Burada kitaplık diye bir sekme var. Kitaplık değil tabii kitaplık. Kitaplık sekmesinde de bizim daha önceden telefonumuzda veya bu bilgisayarda satın aldığımız oyunlar var. Gördüğünüz gibi aslında kitaplıktan indirme yapabilirdik. O benim aklıma şimdi geldi. Burada da gördüğünüz gibi benim daha önce işte Android tabletimde oynadığım Asphalt 9 olsun. İşte başka oyunlar olsun. Bunları burada görebiliyorsunuz. Zaten çok fazla da bir oyun yokmuş. Çok fazla bir oyun indirmemişim. İşte Cafe Topic falan vardır burada. Ama şunu söyleyeyim. Mesela Asphalt 9 için konuşalım. Asphalt 9'u yani ne denir ona? Windows uygulaması da var zaten. Windows platformuna da çıkan bir oyun. Resmi desteği var. Yani mesela Asphalt 9'u alıp burada oynamanın bir mantığı yok. Direkt zaten Windows cihazınızda oynayabilirsiniz. Ha telefonunuzda çok sık oynuyorsunuzdur. Telefonunuzda bir başarımınız vardır. Play pointiniz vesaire vardır. Buradan onu devam ettirmek isterseniz o ayrı. Ona bir şey diyemem. Ama yani sırf Asphalt 9 oynamak için mesela bunu indirmeye gerek yok. Windows Store'dan kolaylıkla indirebilirsiniz. Bu şekil diyebilirim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu sekmelerimiz mevcut arkadaşlar. Tabii biz Edge of Appears isimli oyunu Epis isimli oyunu indiriyoruz şu anda çok az kaldı demesine. Burada indirilen öyle gördüğümüz bir sekme var. Burada da geri bildirim bırakmak için bir alan var arkadaşlar. Eğer uygulamada bir sorun yaşarsanız ki bu beta sürümü zaten demiştik daha önce. Uygulamada bir sorun yaşarsanız burada yaşadığınız sorunu paylaşıp geri bildirim gönder düğmesine bastığınız zaman bunu geri bildirim olarak iletebilirsiniz. Bu sayede hani o sorunun eğer hani size donanımımızla alakalı bir sorun değilse, Play Games kaynaklı bir sıkıntıysa, Play Games'in PC sürümüyle ilgili bir sıkıntıysa o sorun çözülür. Burada yine bu herhalde profil sekmesi. Tam anlamadım bunu bir bakayım. Buraya hiç girmemiştim çünkü. Galiba o bir oyun ya. Şu an tam şey yapmadım ama profil de değil bu. Neyse boş verin. Yani genel ara birimle ilgili değerlendirme yaparsak ara birim arkadaşlar yani güzel bir ara birim. Hani ara birimle ilgili çok yorum yapmanın bence bir mantığı yok. Hani zaten bizim buradaki Play Store'daki oyunlarımıza erişimimizi olanak sağlayan bir ara birim. Hani gayet iyi tasarlanmış. Şimdi bizim inen oyunumuzu bir açalım. Bakalım umarım ek dosya indirmesiyle falan uğraştırmıyordur bizi. Oyunlar otomatik olarak tam ekran ışılıyor. Mesela bu oyunlar için güzel bir nokta bence. Bunu atlayabiliyor muyuz? Evet. Bu güzel bir nokta arkadaşlar. Yani mesela bunu biz Subsystem for Android'den yapsak ne denir ona? Şu an tam olarak ne yaptığımızı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Oyunu niye oynayamadığımı bana sormayın. Şu an böyle tuhaf bir oyun yani. Ben bir halt anlamadım şu an valla. Yani bizim karakter bir yerlere tekme atıyor da bu oyunda klavye desteği olmayabilir. Ama şu an farklı bir şeye gidiyor bizim karakter. Bir faredeki tuşlar yiyor. W bu oyunda hak getire.
Gördüğünüz gibi. Bu oyunda sanıyorum klavye mouse desteği yok mesela. Bir şeye tekme attık ama. Bu arada oyunu daha önce hiçbir şekilde oynamadım, belirteyim yani arkadaşlar. Hani onu size söyleyeyim. Bu oyundan çıkalım. Çıkamıyoruz. Evet. Şimdi bu oyun bu şekilde. Hızlı bir şekilde buradan kaldırabiliyor olmamız lazım. Evet. Buradan kaldır deyip oyunu kaldırabiliyoruz. Daha bilindik bir oyuna bakabiliriz. Mesela ne olabilir? Bir oyun. Deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz diye. 4 yıldız verdik ama 4 yıldızlık bir deneyim değildi yani bence. Neyse orayı çok şey yapmıyorum. Bozuntuya vermeyelim arkadaşlar. Burada tabii ki başka oyunlar var. Bizim kitaplığımızda olan bir oyuna bakalım. Daha önce oynadığımıza göre. Bakalım kafa top 2 için falan destek varsa eskiden oynardık yani. Böyle bir oyun mu ekleniyor şimdi kütüphanem ya? Fallout Shelter. Bu çift çektim herhalde. Garden. Bu kafa. Bu oyunun hiçbirisini oynadığımı hatırlamıyorum ha. Mobile Legends. Bunu bir kere merak edip indirmiştim Mobile Legends'ı. Ama yani hiç bu oyunları oynadığımı hatırlamıyorum. Summoners War. Savaş oyunu adı kadarıyla. Top 11. Top 11 oynamışımdır ya. Şimdi yalan olmasın. Şimdi bizim burada çok geçmiş oynadığımız bir oyundu. İşin garip olan kısmı. O yüzden biz bir Asphalt 9 indirelim. Bildiğimiz bir oyunda bir hızlı bir test yapalım. Sonra genel değerlendirmeye geçeriz. Ara birim bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi Android'deki Play Games uygulamasında biraz farklı bir ara birim yapmışlar. Doğal olarak yani. Birebir aynı ara birimi beklemek bilgisayar tasarımı için saçma olurdu zaten. Çünkü tabletimiz, telefonumuz farklı. Bilgisayarımız farklı. Farklı tasarım ihtiyaçları oluyor bu ergi dönemde. Tabi burada Asphalt 9'un inmesini beklemek mantıksız. Biz videoyu burada duraklatacağız. Daha sonra kaldığımız yerden arkadaşlar hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Asphalt 9'umuz yüklendi. Zaten oyun yüklendikten sonra sağ altta bildirim de çıkıyor. Niyeyse daha deminki oyunda çıkmadı ya da çıktıysa da ben görmedim. Şimdi Asphalt 9'u da anladığım kadarıyla büyük bir ekranda açıyor. Evet. Tam ekranda açıyor yani. Aşağıda play point'sinin şeyi gözüküyor. Logosu gözüküyor. Play games'in. Şimdi Asphalt 9'u bir oynamayı deneyelim bakalım. Bunda bize klavye kontrolünü verecek mi? Gerçi Asphalt 9'un sanıyorum hani yerel olarak klavye kontrolü desteği vardı. O yüzden bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama biraz yavaş açılacak. Hızlı bir şekilde bir yarış yapıp daha sonra videomuzu sonlandıracağız zaten. Eğer Android oyunlarını bilgisayarınızda oynamak istiyorsanız Play Games Beta'nın PC sürümünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an Türkiye'de kullanılabiliyor. Türkçe desteklerini gördüğünüz gibi hataları olabilir, eksiklikleri olabilir. Onlar zamanla çözülecektir diye düşünüyoruz. Yani o eksiklikler hususunda muhtemelen çalışmalar olacaktır. Ama niyeyse bizi bekletiyor hala. Haydi. Ek bir indirme mi yapıyor acaba? Bu ek bir indirme yapıyor arkadaşlar. 224 MB'lık bir indirme yapıyormuş. Sağ üstte onu izliyormuş. Evet birazcık bekleyeceğiz. İndirme tamamlanmış. Tabii ki cinsiyetimizi seçmemizi istiyor. Buradan erkeği seçtik. Buradan seçiyormuşuz ya. Eskiden manuel giriyorduk. O da hani ne denir ona, tuhaf bir şey olmuş gerçekten. Bir şey diyemiyorum. O kadar değil ya. Burada herhalde başka bir şey istemiyor. Kabul edip devam edelim. Tabi burada Play Games'i bağlamamızı istiyor. Oyun tabi şey olduğu için hesapları birleştireceğiz burada ve bizim Play Games hesabını seçeceğiz. Otomatik bağlanması lazım zaten burada. Yine hesapları birleştireceğiz. Oyna diyeceğiz. Hemen şurada tekrar bir girişik yapacağız. Bu hani demek ki halen sıkıntılar var arkadaşlar. Bu bize bunu gösteriyor. Uyumluluk konusunda bir takım sıkıntılar var. Yapacak bir şey yok dediğim gibi bu hususlarla ilgili. Bunlar zamanla çözüleceğini umuyoruz en azından.
Yani bunlarla ilgili çok şu anda yapabilecek bir şeyimiz yok. Herhangi bir hesaba bağlanmadan oynayalım abi. Evet. Gördüğünüz gibi evet açılıyor. Şimdi burada ses yarışı atla. Bu trainer yarışı oldu. Eğitici yarış. Onu geçelim. Bu oyun bize bedava bir araç vererek başlıyor. Doğal olarak. Burada klavye kontrollerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu bizden para almaya karar verdi arkadaşlar. Yanlış tuşa bastık. Geç abicim. Şimdi şuradan bir yarışa girelim. Hesabımız vardı. Giriş yapsaydık iyiydi. ne diyor? Muhtemelen hesaba bağlamak istemediğimizi soruyor. Ama niyeyse yani hesaba bağlama konusunda bir... Abi sen taktın bizi eğitici yarışına sokmaya ya. İstemiyoruz kardeşim. Evet. Buradan hemen şu yarışa girelim. Bize rehberlik ediyor. Şuna bas, şuna bas falan diye. Hemen yarışı açalım arkadaşlar. Farede zaten bir sıkıntı yok. Bize önemli olan klavye kontrollerinde bir sıkıntı olmaması. Taşlı açık değilse bir klavye kontrollerini test edeceğiz. Ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Asphalt 9'un çünkü yerel olarak da klavye fare desteklediğini biliyorum. Yani herhangi bir Android akıllı telefona klavye bağladığınızda da çalıştığını hatırlıyorum. Hani bir yanlışım yoksa o yönde. Ama göreceğiz şimdi. Fazla da yavaş olduğunu pardon. Fazla da yavaş olduğunu söylemeliyim bu arada. Hani masaüstü versiyon açıkçası hızlı bir şekilde açılıyordu. Evet arkadaşlar, klavye kontrollerinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu zaten burada bize rehberlik ediyor. İşte Drift için S'ye bas. Herhangi bir problem yok arkadaşlar klavye kontrollerinde. Yani bu oyunda özelini söylüyorum. Bir problem yaşamıyorsunuz klavye kontrollerinde. Yani daha fazla şey yapma gösterme gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Play Games'i bilgisayarınızda kullanmak kolay. Hani ben Google hesabımla ben bu şeyi bilgisayarımdan oynamak istiyorum. Oyunu bilgisayarımdan oynamak istiyorum. Windows sürümü olsa da ben bunu bilgisayarımdan oynayacağım. Çünkü orada işte telefonda başarımlarım var. Onlarla kaybetmek istemiyorum. Onlarla oynamak istiyorum falan derseniz gerçekten ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ama dediğim gibi oyunlar yavaş açılıyor. Oyunluk problemleri var ve orada da gördüğünüz arada bana bir FPS drop olduğu gibi geldi. Bilmiyorum hani beta sürümü olduğu için bir şey demiyoruz. Kaynak tükettiğini unutmayın arkadaşlar. Kaynak tüketmesi hususu önemli. Yani şu an mesela benim bilgisayarım fanları çok harika bir şekilde çalışıyor. Hani normalde Asphalt 9'un işte masaüstü sürümünü, Windows sürümünü oynarken masaüstü alışkanlık yaptı. Herhangi bir böyle bir problem ben yaşamıyorum. Çünkü basit bir oyun. Ama burada yaşayabiliyorsunuz. Ama kullanılabilecek bir uygulama onu size söyleyebilirim. Yani Windows 10 2004 ve üzeri bir sürüm kullanıyorsanız ve videonun başında bahsettiğim sistem gereksinimini karşılıyorsa cihazınız indirip kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. PlayGames'in PC sürümü hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayGames'in PC'ye gelmesi mantıklı mı? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın. Ki biz de sizin fikirlerinizi öğrenmiş oldum. Ayrıca indirdikten sonraki deneyimlerinizi de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hani çünkü
işte sizin sevdiğiniz bir oyun vardır. O çalışıyor mu çalışmıyor mu diye merak edersiniz. Yorumlara yazarsınız bunu. Başka arkadaşlarımız da bu konu hakkında bilinçlenmiş olur. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.